Evet, e, o mesajı da Asya göndermiş selamlar. Şimdi Ortaköy'deki görüntüyle ilgili de yazıyorlar. Yani işte yazık hmm. e, başlarında kimse kaçmışlar. O iki kaçmışlar, koyun evet. e, kaçmış. Yetkililere bir kez daha seslenirim. Yani başlarına bir şey gelebilir. Yani trafiği tehlikeye sokabilirler, trafikte Allah korusun bir kazaya sebep olabilirler. Bunu da Umarız, aktarmış Olmaz tabii. Olalım efendim. Bir yandan e, Umut Taş'tan e, eğer Çorlu'dan İYİ Parti'de bir istifa daha. Birolay Demir istifa etti. Bir son dakika gelişmesi efendim bilgiler varsa onu aktaralım. Şimdi İYİ Parti'de biliyorsunuz İYİ Parti kurultaya gidiyor. İYİ Parti'de adaylar var ama genel başkanın aday olmadığı bir süreçteyiz. Meral Akşener aday değil. İstifalar geldi. Bilge Yılmaz mesela çok konuşulan bir isimdi. Birolay Demir de yine İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden, Akşener'e yakın olan isimlerden bir genel başkan yardımcılığı görevindeydi. Seçin ama İyi Partiden istifa etti. Tweet atmış, tweete <laughs> aktaralım. Evet. Ee, kamuoyuna saygılarımla diye başlıyor. İyi Partideki görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım. Siyaseti sadece ülke ve milletimiz için güzel şeyler yapmanın bir aracı olarak gördüm diyerek uzunca bir tweetten bahsediyorum değerli izleyenler. Ben kısaca özetlemek istiyorum size ve yerel seçimlere atıfta bulunuyor. E, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ortaya çıkan resim bize tek bir şey anlatıyor. O da kutuplaşmadan uzak tutarlı bir merkez siyasetin hayati önemde olduğu gerçeğini vurguluyor. Ve buradan geçtiğimiz dönemde ortak yol yürüdüğüm şahsımı önce Baş danışman diyerek beraber çalıştığı arkadaşlarına teşekkür ediyor ve şunu vurgusunu yapıyor. Türkiye'nin geleceğinin demokrasi, özgürlük, adalet, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve liyakat gibi değer ve ilkelere inanmış ve bunu içselleştirmiş siyasetçi ve siyasi partilerden geçtiğini düşünüyorum diyerek aslında gerekçesini böyle anlatmış. Evet tweet'i de hazırlıyor arkadaşlarımız. Hı hı. Maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim diyor. Ayrılma nedenlerinden biri olarak da kurumsallığın oldukça zayıf olduğu ülkemiz, sosyal ekonomik hukuki tüm bileşenleriyle siyasetten aşırı derecede etkilenmekte. İşte bu nedenle aslında alınan kararların da önemli olduğunu söylüyor. Karar alıcı organlarda ben diyor fikirlerimi açıkça beyan ettim ama geldiğim noktada devam edemeyeceğimi düşündüm. Kurultaya giden İyi Parti'de önemli bir istifanın haberi efendim. Yani aslında bu kurultayda birine destek vermeyeceğini de bu istifayla belirtmiş oluyor. Yani bir olaya demirdi. bunun yanında tabii ilerleyen dönemde kimler istifa edecek bunu da göreceğiz. Dün CHP grup toplantısında İyi Parti'den CHP'ye geçen bir isim olduğunu söylemiştik ve aslında grup toplantısından öncesinde o isimler iki diye duyurulmuştu. Bir kulis haberiydi ve e, gördük ki bir kişi İyi Parti'den CHP'ye geçti. Şimdi Çorlu tren faciası bugün duruşma var. Karar duruşması olmasını bekliyoruz. Bakın şu an 20 dakika ara verilmiş. Umut Taş'tan bir yandan da duruşma salonunda elbette orada kamera yok. Bilal Meyveci içeri giremedi ama görüntüleri aktaramasak da umut bize e, salondan bilgileri aktarmakta mesela sanıklara az önce 4 dakika önce son sözleri e, soruldu. E, Mümin Karasu ek iddianame ve mütalaa görevini yapanı cezalandırıyor. Ben suçsuzum. Adaletin olduğu bir karar istiyorum ifadesini kullandı, verdiği ifadede. Şimdi 20 dakika ara verilen bir durumdayız. Özgür Özel yeniden bir açıklama yapacak. Salonda yoklama alındı duruşmanın başladığı anlarda. Sonra da karara geçilmesini beklemekteydik ama 20 dakika bir ara verildiği için karar bilmiyorum. Başka bir gün yayına yetişir mi ama bize yetişmese dahi Zafer Arapkirli ile Medya Terapi'de, KRT TV'de bu son dakika gelişmesini alacaksınız efendim. Umut Taş'tan orada, Çorlu'da gelişmeleri takip ediyor ve ve bize ve sanıkların da açıklaması var. Aslında. Yani ek iddianame ve evet. mütalaa görevini yapanı cezalandırıyor. Ben suçsuzum. Adaletin olduğu bir karar istiyorum diyor. Mümin karosu e, sandık sanıklara son sözleri de sorulmuş. Bu 20 dakikalık aradan önce değerli izleyenler, e, 25 kişinin hayatını kaybetti. 7'sinin çocuk. 25 kişinin hayatını kaybetti. Çorlu tren kazası faciası şu an duruşma <laughs> E ya ara verildi 20 dakikalık ve bu süre zarfında e tabii taraflar da konuşacak, değerlendirme yapılacak. Evet bir gazetelerimizi görelim mi? Böyle sıcak gelişmeler de var. O sıcak gelişmeleri de aktarıyoruz efendim. Yani İyi Parti'den istifa, Çorlu tren faciasına hakikaten hani kararı bekliyoruz artık çok kısa bir süre kaldı. Çok merak edilen bir karar. Ama bu sırada gelin gazetelerimizde de bakalım. Evrensel